Kahveni koydum al. Şekerim bitmiş. Aldığımı sanıyordum ama ne yazık ki. Tekneye koyacağım, su akıt kurumasın. Bugün boyaya başlıyoruz. Allah kısmet ederse. Ümit'te Ümit'in kahvesi üçlü, Hatice'ninki ikili. Kaynayın bakalım güzelleri. Benimki kaynadı çünkü benimki daha hızlı. Sonradan basmama rağmen benimki kaynadı. Normalde Ümit'inkini koyarım. İkisini aynı anda önce Ümit'inkine basarım, sonra benimki de birinin suyunu alır, öbürünün suyu alır. Önce Ümit'inki de biter, sonra benimki de. Ama ben bugün su içtim. Aa, ilaçlarımı içmedim. Ben suyu boşuna içtim. Şimdi ilaçlarımı da içtim. İyi ki az yapmışım kendime kahveyi. Evet, sen de kaynat. Boyacıların kahvesi kaynıyor. Meral de yok. Bugün bize kahve yap Meral. Kahve yap Meral diyelim. Dostum, bu iş sende. Bugün kahveler senden. Diyecek ki her zaman benden değil mi ama canlan biraz. Evet. Bu da pişti. Duydunuz zilin sesini. Hop. Üçlü olunca o kadar. Hoşça kal. Kırılmamış da olması lazım petipörün. Bunun kırılmamış olması lazım. Pahalı bunlar ya. Bir tane daha mı alsam? Yok. Ben bundan alıyorum elektriği. Hadi gel canım. Market alışverişi yaptık. Çok bir şey almadık. Hemen böyle uygun fiyatlı ben Lezita'yı da kullanıyorum. Lezita'nın karışık dönerinden aldım. Piliç döner. Piliç karışık döner. %60 yaprak, %40 kıyma. Yani tavukla kıymanın karışımı olduğunu anlıyorum. Piliç ve kıyma dediğine göre evet. Bugün hastane ziyaretine gideceğiz. Böyle bisküviler aldım. Bir tanesini koyarım. Diğeri de Ümit Bey'in. İki tane bu markadan aldım. Digestive Devon'un. Bir toz şeker aldım. Böyle 6 tane de meyve suyu aldım. Hastaneye götüreceğim diye. Sonra kilere gittik. Kilerden elma aldım. Pazardan da bu küçük elmalardan aldım. Hem hesaplı hem güzel. Yani kilosu 7 liradan 6 liradan aşağıdaydı. Evet, 5.90. 15 liralık 3 kilo almışım. 5 birim fiyatı 5.99. Böyle 1.75'e bir tane marul. Yine 1.65'e bir tane maydanoz aldım. Bir tatlı yapacağım, bisküvili, onun için kakaolu lazımdı. Kakaosuzları geçen gün eşim aldı, bir tane de kakaolu alayım dedim. Meral'in diyet ekmeğini aldım. Kilerden bir tane daha şeker aldım. Yine 1,5 kiloluk bunlarda. Çünkü hiç şekerim kalmamış. Şeker tabaklarımı doldurup geri kalanını da, yani 1 kiloya yakın alıyor benim şeker kaplarım. Böyle bir sürü var. Her modelin, misafirlik, günlük, her şekilde var benim kavanozcuklarım. Ve şeker kaplarım, onları dolduracağım. Böyle 2 tane
Arbella aldım. Arbella indirimdeydi. 3 liranın altındaydı. 2,5 lira hiç hatırlamıyorum. Fişe bakmak lazım. Arbella'nın fırın makarnasını aldım. 2 tane. Onu yapacağım bugün. Bir tane aç kapa spagetti aldım. Kızım spagetti seviyor ama çok yapamıyoruz. Bir şehriye, bir arpa şehriyeli. Bunları kız kardeşime aldım. Keşke pirinç de alsaymışım. Aklıma gelmedi. Benim var çünkü arpa şehriyeli. Ümit kapıyı kapatır mısın? Bahçenin pisliği geliyor canım. Onları kız kardeşime aldım. Bir tane kendime pirinç aldım ama onu unuttum. Eğer gidecek olursam bunu da ona koyarım. Burada büyük marketlerde bu gibi ürünlerde birer ikişer lira da olsa indirim oluyor. Ben de onu ara sıra alıyorum. Böyle iki tane fiyonk değil ama evet fiyonkmuş bunlar. Kelebek değil fiyonk. İki tane ince kesim makarna aldım. Yine Arbella'nın böyle ince kesme makarnasını aldım. Bu kalem gibi ama kalemden daha ince. Kalem yandığı kalın oluyor ya. Bu deminkinin bir boy kalını. Bunu seviyorum. Bunun ismi de yazmıyorsun herhangi bir şekilde. Bu da kesme makarna diye geçer herhalde. İnce kesim değil, normal kesme. Bir de böyle. Bunların çok kalınlarını yine sevmiyorum. Arbella'nın yine isimsiz geçiyor bunlarda. Bunlardan alıyorum. Aldım. O makarnaların çoğunu aldım. Çoğu derken kaç böyle? 2, 4, 6. 6 paket o. 2 paket de bu sekiz. Bunları Nazlı'ya aldım. Bugün bu fırın makarnalarıyla tavuklu, patlıcanlı, kabaklı, biberli, kırmızı böyle renkli biberlerle değişik bir fırın makarnası yapacağım ama değişik bir makarna. Üstüne kreması standart olacak her zaman yaptığımız gibi. Ama içinde tavuk da bulunacak. O yüzden tavuk göğüs aldım. 3 tabakta böyle kalça aldım. Bunu da fırında patates gibi patatesi az diyet menüleri için aldım. Benim aldıklarım bu kadar. Evet. Yani soğan patatesi hiçbir şey yok içinde. Temizlik maddesi yok. Yoğurt yok. Peynir aldıydım ben. Evet. 1 kilo hellim peynir aldım. 32 liraydı. Markasını hatırlamıyorum. Bir kutuda Sütaş'ın 250 gramlık süzme peynirini aldım. Bu kadar. Alışverişim bu kadar. Onları tüm gelir gelmez buzluğa koydum. Ne kadar tuttu bilmiyorum. Fişe bakıp söyleyeceğim şimdi. Fiş cüzdanımda. Cüzdanım nerede? Cüzdanımı bulayım. Evet arkadaşlar, toplam 193 lira harcamışım. Diğer markette de 60 lira harcadım. Böyle işte. Evet arkadaşlar, enerji maratonumuz başlasın. Bu benim günün ilk yemeği, kahvaltısı ve saat 1.30'u geçti. Acele market alışverişlerini yaptım. Eve geldim, üstümü değiştirdim. Misafirim geldi, misafirimi de ağırladım. Allah'tan marketten böyle hazır şipşak döner almıştım. Bugün öğleni kurtarsın diye. Çünkü eve gelip saat 1'e kadar boyamı yapacaktım, hazırlamı yapacaktım. Sonra yemek yiyecektim ama şimdi misafir gittiği an 15 dakika içinde salatamı ve dönerimi kızarttım. Hatta dönerimi yakmış dahi olabilirim. Salataya tuz atmadım canım, tuzu git. Salatayı karıştırdım, her şeyi attım, tuz atmadım. Çok ilginç. Neyse bu detayı da halledelim. Bize afiyet olsun şimdi. Ümit de tuzumuzu getiriyor. Şekerimi açtım. Böyle kaplarımı dolduruyorum. Misafirlik. Günlük. Kendi kahvaltı soframıza. Dışarıya, pikniğe. Şu mesela kavanoz şeklindedir kapağı. Bunun kapağı kavanoz şeklindedir. Pikniğe bir yere, çay içmeye gittiğimizde götürebiliyorum. Bu şeker kaşığı da yaptım mama kaşığından. Onu da doldurdum. Bu da kahve çekmecemde durur. Kahve fincanlarının yanında durur. Onun kapağı içeride burada. Böyle. Böyle ve böyle. Gerisini de buraya döküyorum. İşte böyle. Bu kadar.
Evet. Böyle 1, 2, 3, 4. Aslında 2 tane daha kavanoz hikayesim var. Böyle bir tane düz. Meral'in bana anneler gününde aldı dümdüz olan. Ona bazen böyle kahvaltı kapaklı olduğu için kahvaltılık domates salatalık doğrayıp kapatıyorum. O yüzden onu doldurmuyorum artık. Bir de küçük kavanozum vardı. Ona da başka bir marka kahve koydum. Oza kahvesi koydum ona da. O yüzden bu 4 taneyi doldururum. Bir de bunu büyük paket olarak koyacağım. Büyük bir kavanozum var yeşil. Onun içine koyacağım. Takım olan bir şey o. Orada kullanacağım. Tatlılarda, böreklerde. Çok tatlı yapmıyoruz ama olsun. Onu da orada kullanacağım. Çiçeğin renkleri tabi. Evet arkadaşlar, bu kadar. Burada dökülen yerlerimiz vardı, sıvadım. Burada hususi bizim açtığımız gibi vardı, kapattık. Buralar dökülmüştü, kapattık. Daha ince. İnce işçilik istiyor ama. Yorgun oldum ben. Çok yoruldum. Bakın bazı yerlerden sıva boyayı ikinci kat giderken attı. Fırçanın üstüne sarıldı. Fırçayla beraber de böyle yapıştı. Bunları böyle yapınca gidiyor. Garaj olarak tasarlandığı için ince işçilik yok arkadaşlar. İnce, altı sıva çekmek lazımmış. Ben sonradan fark ettim. Onu da artık bahar temizliğinde, 3 ay sonra, 4 ay sonra kış bitsin. Bir kere daha yaparım ben, hiç üşenmem. Çok şükür elim kolum sağlam. Böyle. Şimdi burayı süpürüp sileceğiz.